Kaşığım gözüm patlıyor ya. Ne oldu Rabia Hanım? Kaç gündür başım ağrıyor, ilaçlar kaydetmiyor. Niye, ne oldu? Baksana makyaj, ne de yaptırmış. Altınları alırken hiç böyle değilse. Nasıl altınları yani? Alırken oynuyorsun. En iyi yarışmacıyı eledin. Attırıdan nameler tamam, yapıyorsun. Tamam, altın ayrı, benim üzülmem ayrı. Allah aşkına ya. Anne ne yapıyorsun acaba sen? Ne yapıyorsun acaba? At yakıyor, at. Altınları çıkar bileziklere. Yani hafta sonu benim başımı etini yedin şimdi burada mı yiyeceksin? Damla! Ne? Sen anlamıyor musun kaç gündür ağladığımı? Ya anne giderlerse gitsinler. Otur orada beni izle, yemeğe odaklan ya. Ay Rabia abla gerçekten hiç samimi değilsin. Ben izliyordum sizi, gayet de anlaşamıyordunuz yani. Keşke sen de onlarla birlikte gitseydin bu kadar üzüleceğine. Benimle kim yarışacak? Allah Allah ya. Benimle kim yarışacak? Gerçekten. Bak. Tertilem şaştı, konuşamıyor, benimle konuşma. Eğer hamile olursan kızın adını Beyhan ve Yusuf koyacaksın. Çünkü ben onları çok seviyorum. Ta İzmir'de izliyordum, İzmir'de. Onlar benim sevdiklerim. Havarim onlardı. O kadar çok istiyorsan diğer oğulları da koyduracaksın. Ben asla koymam. Ne münasebet ya? Ya Rabia abla her şeyi abartmayı o kadar seviyor ki. Ya yani... tamam bak, gerçekten onları çok sevdik. Ben de öyle. Ben de çok seviyorum. Hala seviyorum ama... Yani her şeyin de bir dozu vardır ya. Damla, Yeşim'le senin aranda bir akrabalık falan var mı diye ya da Beyhan ya ablayla? Ya hayır canım, nereden olacak? Hayır, biz burada tanıştık. Kaç hafta yarışmıştınız tam? 2,5 aydır yarışıyoruz onlarla. Yani bu kadar bağlanacağını ben bile düşünmedim. Evet, ben de seviyorum gerçekten. İyi, kadının yine sağlığı yerinde ki hala burada. Ya Zeynep bak, sen bilmiyorsun, burada cuma günü cenaze çıkmış gibi davranın. Nasıl yerlere atacak kendini kadın ya, zor tuttu. Yönetmenim Allah aşkına bir verin de izlesinler. Gelinim mutfakta ya ve hayallerine veda eden gelinimiz Yeşim. Aşkım. Bir şampiyonluk ve 220 bilezik kazandım. Yeşim, neler söyleyeceksin? Birkaç kez daha yaşadım. Başarı uğruna gerçekten burada çok belki de kırdım, bazen kırıldım. Bitti dediğimde bir daha başladım ama bu sefer ben de bir şeylerin bittiğini hissediyordum. Belki de gitmem daha hayırlı olur. Kalan herkese ben başarılar diliyorum. Sarılayım. Böyle sarılayım size. İkinizi çok seviyoruz. Eğer bilmeden insanları kırdıysam özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Helal. Ben burayı çok seviyorum. Biliyorum. Bunu biliyorum. Ama buraya kadar. Bir şarkı var ya, keşke seni sevmeseydim diye. Ben de keşke sizi tanımasaydım. Çok sempatik ama kayınvaliden. Gerçekten aşırı sempatik ya. Normal mi yani? Sen baksana ama demek ki yani hani aralarında bir bağ kurmuşlar, sen hissetmesen de. Hay, yola çıktık, İzmir'e gidiyoruz. Neymiş efendim? Kız doğuracaksın, adını da Beyhan Yeşim koyacaksın. Yani. Yani bu kadar fazla kadın değil mi ya? Yarışma boyunca aslında hep didişiyordunuz yani. Hani ben kazanacağım, sen kazanacaksın. Nasıl bir samimiyet kurdunuz ki bu kadar bağ kurmuş? Hayatım, sen burada eskiden görmüyor musun? Zaten biz burada, evet, burada gerilimle bu atmosferde gerçekten tartışıyoruz, geriliyoruz, kavga da ediyoruz geriye gelince ama arkada zaten dostluk başka, iş başka yani. Hala ağlıyorsun bak ya. Ne yapayım, dayanamayayım, ben buyum işte. Ben Allah duygulu Allah. Bir insanım. Ben ciğerli hepimiz bir insanım. Hepimiz duyguluyuz, hepimiz ciğerliyiz. Siz de gitseniz size de ağlarım. Ne olur ama ki tamam, ağlama be, suç o mu? O gün olur, o gün. Ya aradan geçmiş iki gün hafta sonu, bugün artık tamam, hafta başı. Tamam, ben köy olurum. Belki durum balım, üstüme gelmem. Tamam, yeter ya. Yani bir arkadaşım gitti diye ağlayan rakibin gitmiş. Yani rakip arkadaşın olsun, da değil. Arkadaşıydı, çok güzel eğleniyordu. Çok güzeldi, seviyordum onu. O da beni seviyordu. Otelde güzel vakit geçiriyordu. Hayır, gelinler gelininle beş aram bile açılıyordu. Yeşime sürekli yüksek puan veriyordun. Gelininle kavga ediyordun. Olsun, ne gelinin mi önemli, Yeşim tamam, mi? Tamam, gelinim önemli, orayı biliyorum ama Yeşim'in kaynağısa benim gelime veriyordu beş.